Merhaba değerli izleyiciler. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ve dün bıraktığımız yerden konuşmaya devam ediyoruz. Dün Allah'ın sevdiği insanların kim olduğunu onun ifadeleriyle anlatmaya çalıştık. Bugün de Allah'ın razı olduğu insanları, Allah'ın yardım ettiği insanları, bir de Allah'ın sevmediği insanları gene Allah'ın ifadeleriyle yeniden değerlendirmeye çalışacağız. Allah'ın razı olduğu kimseler Kur'an'a göre şunlardır. 1. Allah'ta huzur bulmuş, Allah'la tatmin olmuş, Allah'a bağlılıkla gönül rahatlığına ulaşmış insanlar. Bunlara Cenab-ı Hak da şöyle diyor. Ya eyyetühen nefsul mutmainne. Ey Allah'la tatmin olmuş insanoğlu. Rabbine ondan razı olmuş ve ona onu da razı etmiş olarak dön. Rabbine Allah'ı razı etmiş ve ondan razı olmuş olarak dön. Bunu başardığın için de ey insanoğlu, gir has kullarımın arasına ve dahil ol cennetime. Yani kendisini Allah'la sürekli bağımlı halde bulunduran, sürekli Allah'la olduğu bilinciyle yaşayan, Allah'ın huzurunda olduğu için, onu öyle bildiği için hiç yanlış yapmayan insan ve huzuru Allah'ta bulan, Allah'a ibadet etmekle huzur bulan, gönül rahatlığına eren insan, Allah'ın razı olduğu insanlardandır. 2. İslam dinine girme hususunda öne geçen ashabtan muhacirlerle ensar ve onları örnek alarak onlara uyanlar demiştik. İşte وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ O muhacirlerin ve ensarın önderlik yapan ilkelerine ve iyilik yolunda onların izini takip edenlere gelince, yani muhacirlerin ve ensarın önderlik yapan ilkelerine, yoluna, tuttukları yola ve iyilik yolunda onların izini takip edenlere gelince, işte onu takip edersek Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Ve onlar için altlarından ırmaklar çağlayan ve ebediyen kalacakları cennet bahçeleri söz konusudur. İşte asıl ve en büyük mutluluk da budur. Demek ki İslam dinine öncülük eden ilk İslam dinine ilk giren muhacir, sonra ansar, sonra onların koyduğu ilkeleri aynıyla takip ettiren, onların yolundan giden diğer Müslümanlar, eğer onları takip ediyorlarsa, o zaman da Allah'ın razı olduğu insanlar sınıfına girmeyi hak ederiz. 3. Şükrünü eda edenlerden de Allah razı olur. Yani Allah'ın verdiği bunca nimeti ibadetle veya Allah'ın emirlerini yerine getirerek, onun nimetlerini sürekli hatırda tutarak teşekkürde bulunandan da Allah razı olur. Çünkü kendisi buyuruyor ve in teşkuru yardahu leküm. Eğer Allah'a ibadet ederek şükrederseniz, yani kuru kuruya teşekkür ederim anlamında değil. Eğer ibadet ederek Allah'a şükrederseniz Allah bundan razı olur diyor. Nankörlük edenlerden de razı değil. Yani şükretmeyen, ibadet etmeyenleri Cenab-ı Hak nankör olarak kabul ediyor. Verilen nimetlerin farkında olmadığı için. فَاِنَّ اللّٰهِ لَا يَرْضَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ Allah Teala asla günaha batmış toplumlardan razı olmaz, razı değildir. Zaten burada da eğer siz şükrederseniz, sizin için edeceksiniz. İbadet ederek şükredersiniz, kendiniz için şükredeceksiniz. Allah'ın bir şeye ihtiyacı yok, o zaten kendine yeter. Herkes ona muhtaçtır, o kimseye muhtaç değildir. Bir başka Allah'ın razı olduğu sınıftan insanlar, iman edip dürüst ve erdemli davranışları sebebiyle bütün yaratıkların en hayırlıları haline gelebilendir. Ha, demek ki ben kişi olarak evrendeki bütün yaratıkların en hayırlısı, yani Allah'ın değerlendirmesine göre en hayırlısı olabilme imkanım var. Bunu sağladığım zaman
yani kainatın en hayırlı insanı olmayı becerebildiğim zaman Allah'ın da rızasını almış olurum. Nedir o? İman etmek ve imanın tabii gereği olan davranışlarda bulunmak, erdemli davranışlar sergilemek. İman etmek demek zaten bir insanın imanı davranışlarıyla bellidir. Davranışa yansımayan hiçbir inanç bir anlam ifade etmez. İmanı bir şekilde karşılığı olan bir şeyle ortaya koymak gerekir. Öncelikle imanı ortaya koyan belirtiler ibadetlerdir. Yani bu sıcakta, bu uzun günlerde iman dışında hiçbir güç herhalde insana oruç tutturamaz. İmandır insana bu farklılığı veren, bu gücü veren ve zaten biz de gücümüzü imanımızdan alıyoruz. Yani biz inanıyoruz ki Allah madem ki emretti, beni yaratan O'dur, orucun bana bir zarar vermeyeceğini en iyi bilen de O'dur, o halde ben oruçlayayım. Bu imanla girdiğiniz zaman bir şey olmaz, orucu tutuyorsunuz. Ama ben nasıl tutacağım, o günler uzun, hava sıcak filan diyen adamın imanında bir zikzak meydana gelmiş demektir. İmandaki o düşüş ibadete yansır ve ibadette yapılmaz olur. Demek ki iman edip iyi işler yapan insanlar, erdemli işlerde bulunan insanlar, ulaike hum hayrul beriyye diyor Allah. Yani bütün kainatta ne kadar canlı varsa onların içinden en hayırlısı olanlar, Allah'ın ifadesiyle iman edenler ve erdemli davranışlarda bulunanlar, ameli salih dediğimiz yararlı davranışlar sergileyenler, toplumun, kainatın en hayırlıları, bütün canlıların en hayırlısı sıfatını alıyorlar Allah tarafından. Ayrıca cezauhum inde rabbihim, onların madem ki kainatın en hayırlı varlığı haline gelebilmiştir davranışlarıyla, onların Rableri katındaki ödülleri cennetü adnin, adn cennetleri, bahçeleridir. Böyle izah edilmesi mümkün olmayacak şekilde ama fevkalade güzel yerler olarak diyecek. Tecri min tahtihal enhar, altından da bol sular akar. Yani bu herkesi etkileyemeyebilir ama Kur'an'ın indiği ortamda suya hasret, serinliğe hasret, yeşile hasret insanlar için algılayabilecekleri bir ifadeyle böyle söylenmiştir. Yoksa Karadeniz'in yaylalarında yaşayan bir insan için cennet çok da cazip görünmüyor. Ama cennet bundan ibaret değil. Cennet Allah'ın ifadesiyle şudur. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْلِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنْ. Hiçbir insan, hiçbir nefis cennette hangi, ne tür nimetlerle karşılaşacağını hayal bile edemez. Biz algılayabildiğimiz şeylerle bize Cenab-ı Hak işaretler veriyor ama onu görmediğimiz için bir şey de diyemeyiz. Hayal bile edemezsiniz diyor Cenab-ı Hak orada ne verileceğini. Sadece konuşuruz. Ama bu genel anlamıyla o günün insanlarını en hasret duydukları şeylerle ifadelendirilen bir cennet var. Ama önemlisi olan şudur. Halidine fiha ebeda. Öyle yazlık gitmeyeceksiniz. Oraya ebediyen orada olacak şekilde her türlü akla hayale gelmeyecek şekilde imkanlar içinde olacaksınız diyor. Bu işte dedik ya, Karadeniz yaylasındaki bir insanı böyle sulu ve yeşillikli bir cennet olur ki tatmin etmeyebilir. İşte onu tatmin eden şey de geliyor. Radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı olur. O da Allah'tan razı olur. Allah'ın rızasını almak hangi cennet veya hangi nimetle değiştirilebilir? Hiçbir şeyle değil. O halde Allah'ın rızasını almak için bize bir görev düşmektedir. İman edip davranışlarımızı en yüksek düzeye çıkarmak. Bu nedir? Zâlike limen haşiye rabbeh. Bu kim içindir bu Allah'ın rızası, bu cennetin nimetleri kim içindir? Rabbinin sevgisini kaybetme korkusu taşıyan insanlar içindir. Yani acaba benim yaptığımı Allah beğenir mi, beğenmez mi gibi endişe taşıyan insanın algılaması için verilmiş ve ortaya konmuş iyilikler ve güzelliklerdir. 5.
Doğrulukları kıyamet günü kendilerine yarar sağlayacak olanlar da Allah'ın razı olduğu insanlardır. Ne diyor Cenab-ı Hak? قَالَ اللّٰهُ Allah dedi ki, هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ Bu gün yani kıyamet günü doğruların doğruluğu kendilerine yarar sağladı. Yani dünyada ki düzgün hayatı, istikametleri, doğrulukları kendilerine fayda verdiği bir gündür. Bir gün olacak kıyamet günü. Yani doğruların doğrulukları onlara fayda verecek sadece. Yalancıların yalancılıkları fayda vermeyecek, o zarar verecek. Lehum cennetun tecri min tahtiha'l enharu halidine fiha ebeda. Gene cennet bahçeleriyle müjdelenmek. Ebediyen orada kalacaklar. Ama bundan daha önemlisi radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olacaklar. Zalikel fevzul azim, en yüce mutluluk ve kurtuluş da budur zaten. En yüce başarı, en büyük başarı da budur diyor zaten Cenab-ı Hak. Yani burada da Müslümanın doğru olmasının gerekliliğini anlıyoruz. Sonra bu doğruluğumuz kıyamet gününde ancak bize fayda verecek olan dünyadaki doğruluğumuz olduğunu anlıyoruz. Sonra da Allah'ın rızasına layık olabilmek için yapmamız gereken şeyin doğru olmasını, doğruluktan bir saniye ayrılmamamız gerektiğini anlıyoruz. Allah'ın rızasına ulaşmak için. Bir başka Allah'ın rızasına ulaşabilmenin bir başka belirtisi, Allah'a ve ahiret gününe inanmış olup Allah'a ve Hazreti Peygamber'e karşı çıkanları sevmeyenler, onları dost olarak samimi bir duyguyla benimsemeyenlerin de Allah'ın razı olduğu insanlardır. Yani siz Allah'a düşman olmuş, Peygamber'e düşman olmuş birisine sevgi gösterirseniz Allah'ın rızasından mahrum kalırsınız. Yani ne yapacağız? Allah'a düşman olan insanlara bizim dost olmamız mümin olarak olmayacak bir şeydir. Dost olmayacağız. Düşman da olmayacağız. Gidip onları öldürmeyeceğiz ama mümin kardeşim varsa ben mümin olmayanla niye dost olayım? Niye özelimi, gizlimi ona anlatayım? Böyle bir dostluk mümin olmayan için olmaz. Öyle olmadığı zaman yani Allah'a ve Peygamber'e düşman olanlara, dost olanlardan Allah razı değil ama gerçekten bir insana dostluk kurmamanızın nedeni Allah'a veya Peygamber'e veya her ikisine düşmanlığından dolayı ise o düşman sizin dost olmama isteğiniz bu Allah'ın rızasını celbetmek demektir. Cenab-ı Hak beyan buyuruyor. لَا تَجِدُوا قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Bulamasın Allah'a ve ahiret gününe iman edenler arasında bir adam bulamasın ki يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهِ وَرَسُولَهِ Allah'a veya Peygamber'e karşı olan insanları sevdiğini göremesin. Bu Allah'a veya Peygamber'e düşman olanlar velev kâne âbâuhum ister babaları olsun. Bu İslam'ın ilk dönemlerinde böyleydi. Çünkü Müslüman olmuş ama babası küfür tarafında kalmış. Ve ebnâuhum ve ihvânuhum ve aşiretuhum o Allah'a düşman olan insan isterse Allah'a veya Peygamber'e düşman olan insan isterse babası olsun, isterse oğlu olsun, isterse kardeşleri olsun, isterse akrabası, sülalesi olsun, fark etmez. O onları dost ettiğini, onları sevdiğini asla göremesin. Yani mümin böyle olmalı. Ne olur? Ulay niye göremesin? Niye onlar Allah'a ve Peygamber'e düşman olanlara dost olmayan, onları sevmemelerinin nedeni nedir? Ulayke ketebe fî kulûbihimul iman. Çünkü Allah İmanı böyle insanların kalbine yazdı, damgasını vurdu. Onun için dost olmazlar. Yani eğer biz bir Allah düşmanıyla, bir peygamber düşmanıyla dost olabilme, ona sempati duyabilme gibi bir hastalığımız varsa, Allah'ın kalplere yazdığı bu iman mührünün sönükleştiği anlamına gelir. Onun için dikkat etmemiz gerekir. Başka ne yaptı onlara Cenab-ı Hak? Hem kalplerine imanını yazdı ve eyyedehum bir ruhim min ve Allah'tan gelen bir ilhamla, bir ruhla
onu da güçlendirdi, onu güçlü kıldı. Onun için kimseye alan düşmanı olan kimseleri sevmeye, onlarla dostluk kurmaya ihtiyaç duymaz. Kalbinde iman yazılı ve de Allah'ın özel olarak ona verdiği ruhla güçlenmiş bir insandır. Böyle dışarıdan dostlara ve seveceği insanlara ihtiyacı olmaz. İşte bunlar içinde diyor Cenab-ı Hak ve yudhuluhum cennetin tecri min tahtiha'l enharu halidin fiha, gene cennet bahçelerine bunları da alacak diyor. İşte bu Allah'a ve Resulüne düşman olanlara sevgi beslemeyenleri. Başka radıyallahu anhum ve radu an, işte Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan memnun olarak gidecekler. Ulaike hizbullah, ayrıca bunlar Allah'ın taraftarıdırlar. Yani Allah'a ve peygamberine düşman olan, insanlara sempati beslemeyen, onlarla senli benli olmayan, dostluk kurmayan insanlar Allah'ın taraftarlarıdırlar. Allah'ın taraftarları olmalarının özel bir farklılığı da kalplerine Allah'ın imanı yazması ve onun verdiği bir ruhla güçlendirilmiş olmalarıdır. Eğer öyle değilse Allah'ın taraftarı olmaz. Peki Allah'ın taraftarı olursak ne karımız olacak bundan diyebilirsiniz. Dikkat edin diyor Cenab-ı Hak. Ela inna hizballahi humul muflihun. Dikkat edin. Öteki tarafta asıl kurtuluşu hak edecek olanlar Allah'ın taraftarı olanlardır. Allah'tan tarafa tavır koyanlardır. Yani Allah'tan tarafa tavır koyan insan Allah'a düşman olan, peygambere düşman olan insandan taraf olmaz. Kısacası bu. Kur'an insanın mutluluğunu bir takım davranışlarda görür. Onu da şimdi bir görelim bir daha. Bu davranışları yaptığı zaman insanın mutlu olabileceğini ancak sağlayabilir. Onu da şu ayetlerle Cenab-ı Hak bize ifadelendiriyor. Ve seyücennebuhal etkallezi yu'ti ma lehu yetezekka. Bu öğütler, bu Allah'ın ayetleri, ilahi beyanlar, peygamberin davranışları ve tavsiyeleri Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olan kimse ateşten uzaklaştırılacak şu kidi oluyor ki, yani bu Allah'ın ayetlerine, peygamberin öğretilerine kulak verdiği için Allah'a karşı sorumluluk bilinci elde ediyor. Bu böyle insan ateşten uzak tutulacak. Şu nedenle ateşten uzak tutulacak. Malını gönülden verir ve arınıp gelişir. Yu'ti ma lehu yetezekke. Malını verir ve malın ona getireceği sıkıntıdan kendini kurtarır. Yani işte zekatını verir. Mala bağlılığı konusundaki arzuyu en aza indirir. Bu böylece kendini temize çıkarır. Ve bu verme işini de وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى اِلَّا اَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَلَى. Birisi ona bir şey yapsın diye, birisi ona aferin desin diye, birisi onu kendi yanına alsın diye yapmaz. Birisi ona bir kar temin edecek diye yapmaz. Birisi ona bir iyilik yaptı diye de yapmaz. Tek şey için yapar. اِلَّا اَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَلَى. En yüce Rabbinin rızasını kazanmak için yapar. Böyle yaptığı zaman ateşten uzak tutulacağı gibi vele sevfe yarda, böyle insan işte kıyamette ileride razı ve memnun olacak, hoşnut olacak, mutlu olacak. Demek ki Allah'ın rızasını alabilmek için bazı işleri göz önünde bulundurmamız gerekir. Öyle rastgele Allah beni çok seviyor, seni sevmiyor ile ortaya çıkmamalıyız. Hazreti Peygamberimizin bir hadisine de bakmakta yarar var bu arada. Efendimiz bize buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاتٍ وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاتًا. Üç şey vardır ki Allah onları yaptığınız zaman Allah sizden razı olur. وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاتًا. Üç şey vardır ki onları da yaptığınız zaman Allah sizden nefret eder.
sizden uzak durur. Sizi kötü görür. Nedir onlar? Feyerda lekum en ta'buduhu ve la tuşriku bihi şey'en ve en ta'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku. Sadece ona ibadet etmenizden memnun kalır, razı kalır. Ve en ta'tasimu bihablillahi cemi'an, topluca tek yürek halinde Allah'ın kurtarıcı mesajı olan Kur'an'a birlikte sarılırlar ve ondan hiç ayrılmazlar. Onun ilkeleri çerçevesinde yaşarlar. Ve la teferraku, hiçbir şekilde şu veya bu ünvanlarla hiçbir şekilde bir ayrıma gitmezler, parçalanmaya gitmezler, bölünmezler, insanları kategorize etmezler, odur budur, şu dindir, şu mezheptir, şu kiliktir, şu partidir, şu gruptur gibi insanları kategorize etmezler. Bunu yapan, yani birliğe riayet eden, Kur'an'da birleşmekte kararlı olan ve Allah'tan başkasına kulluk etme gibi bir eğilimi olmayan insanın bu davranışlarından Allah razı olur diyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve yekrehu lekum selatin. Ne diyor onlar? Ve yekrehu lekum kıyle ve kal ve ketretes sual ve idaatel mal. Şunları da yaptığınız zaman sizden nefret eder. Nedir o? Kıyle ve kal. Dedikodu yapmak. Dedi. Yani gözüyle görmediği bir şeyi birinden duyduğu için olduğu gibi nakletmek dedikodudur. Yani dedi, demişti, dediler, yaptılar. Böyle yapmak dedikodudur, haramdır. Daha önceki sohbetlerimizde ifade etmiştik. Ama burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, dedikodu yapanı, yapandan Allah nefret eder. Bu bir. Dedikodu yok. Yani sağlam bildiğimiz bir bilgiyi konuşacağız. Meclisimizde bulunmayan bir insandan hiç bahsetmeyeceğiz. Onda bir yanlışlık gördüysek, mertlik onu gerektirir ki onu gidip bir uygun bir yerde tek başına başa başa bulup ona yanlışlarını uzun uzun anlatıp o yanlışları bırakmasını telkin etmekten ibarettir. Din böyle emreder. Orada burada kötülemek, hatta orada burada kötüleyip de sonra huzura geldiğinde iltifatlar yağdırmak, yani riyanın kendisidir. Riya da Efendimizin, ümmetimin düşeceği en büyük, korktuğum en büyük günahlardan biri olarak nitelendirilen bir şeydir. Başka, neden, hangi işi yapınca insan Allah nefret eder? Ve ketrete sual. Sürekli soru sormaktan, işin esasını kaybetmek şeklinde oluşacak soruları habire yığmaktan da Allah nefret eder. Şimdi bunu örneklendirebiliriz. Yani adam namazda okuyacağı, okuması gereken Fatiha suresini düzgün okuyup okuyamadığını dert etmiyor ama Hazreti Nuh'un yaptığı geminin hangi ağaçtan yapıldığını dert edip gidip hususi hoca buluyor, soruyor ki kim, hangi ağaçtandı? Allah'ın vermediği bir bilgiye ihtiyaç yok demektir. Hangi ağaçtan olursa olsun. Orada önemli olan peygambere uyan insanlar afattan kurtulurlar, uymayanlar boğulur giderler. Bunu bileceksiniz. Bunun için Allah bize gemi örneğini verdi. Yoksa sağlam bir gemiydi de efendim güzel ustalık yaptı da ağacı sağlamdı gibi bir dert yok. Veya ne bileyim, oruçluyken hangi kelimeleri konuşursam bu benim orucum zarar görür sorusunu kimse sormuyor. Ama hocam kutuplarda nasıl oruç tutulacak? Ya sana ne, nasıl tutulursun? Sen burada nasıl tutulacağını bir kavra da oraya gidince onları da onlara açıklayacak birisi bulunabilir. Onu burada, sen buradakini bir kavra. Şimdi bu sualler eskiden beri yani müftülükleri en fazla rahatsız eden sorulardı. Yani benim 40 yıllık meslek hayatımda, ben Din İşleri Yüksek Kurulu'nda raportör olarak da çalıştım. Gelen soruların sadra şifa olabilecek soruların bir tane suali hiç karşılaşmadım. Çok böyle basit, eften püften şeyleri soru olarak. Hazreti Adem'in nikahını kim kıydı? Hazreti İbrahim'in kestiği eti kim yedi? Yani böyle olur olmaz, yani bir anlamı olmayan sualler. Şimdi, ki onlar eskiden kitaplarında yazarlardı diye herhalde oralardan duyup da sorarlardı. Şimdi
Halkımız onları unuttu. Şimdi soruyor, hocam oruçluyken işte görüyoruz o iftar programlarında, meydanlardaki programlarda. Hocam burnum kanadı, ayağım kanadı, tırnak kestim, orucum bozuldu mu? Ya bu suali soran adamdan Allah nefret etmez mi? Sen oruç tutmasına başladın, o zaman orucun ne bozardı onu da bileceksin. Yani tırnakla orucun ne alakası var? Veya ne bileyim yani küçücük bir kız çocuğu iki gün önce kalkıp soruyor orada profesöre. Hocam, ha bir defa şovda şurada. Hocam ben Feşmekan vilayetten geldim. Ailece sizi seviyoruz, çok seviyoruz, hep sizi seyrediyoruz. Hoca efendi de demiyor, ne öğrendin benden de seviyorsun. Bir şey öğrendiğini bana bir söyle de bir anlayayım. Evvela böyle bir mizansen. Ondan sonra da hocam ben annem babam ayrıldı. Ben dayımla kalıyorum. Dayıma dede de, baba diyebilir miyim? Ya istersen dededir. Soru mu bu? Yani bu sualin cevabı verildiğinde dini sorumluluk bitti mi? Dinde sorun kalmadı mı? Müslümanlık tamam mı? Bu tür soruları yani o meydanlarda alınan soruları telefonlarla işte başka yerlerde de yani din adamları değil başka insanlara da sorulan suallerde de hep Allah'ın nefretini kazanma şeklinde suallerdir. Yani bir insan utanmadan ben kocamı aldattım bir bayan işte gene onlardan birine ben o kocamı aldattım ne yapacağım? Günah işledim mi? Yok sevap işledim. Bu Allah nefret etmez mi? Ya öyle bir halt işledin, onu 80 milyon insana deklare etmenin ne anlamı var? Elbette işte Efendimiz buyuruyor işte böyle lüzumsuz suallerden, fazla suallerden Allah nefret eder. O zaman size lazım olanı soracaksınız. Yani bir soru soracaksınız. Cevabını aldığınız zaman sizi tatmin edecek, sizin bir eksiğinizi giderecek, bir gediğinizi dolduracak. O zaman soru sorun. Mesela hocam ben rükûa gittiğimde kaç defa Sübhane Rabbiyel Âlâ diyeceğim, ne kadar duracağım diye sorarsanız, aldığınız cevaba göre de hareket ederseniz bundan Allah razı olur. Ama yani Hazreti Adem'in, Hazreti Havva'nın yasaklandığı ağaç armut muydu, elma mıydı, kavun muydu, karpuz muydu? Bunun derdine düşen bir adamın sualleri insanı özünden, İslam'ın özünden uzaklaştırdığı gibi Allah'ın nefretine de neden olur. Onun için Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki, dedikodudan sonra çok sual sormaktan da Allah nefret eder. Sorandan nefret eder. Başka? Ve izaatel mal. Bir de malını vara yuva harcamak, haram yerlere harcamak, lüzumsuz yere harcamak, gösteriş için harcamak gibi işlemlerde bulunan insanlardan da Allah nefret eder. Burada da şunu hatırlatabiliriz. Bu görkemli otellerde verilen görkemli iftarlar ve orada çöpe atılan bir köye bir ay yetecek kadar nimetleri gördükten sonra Allah'ın Hazreti Peygamber'in niye Allah'ın malı israf eden insanlara nefret ettiğini anlamak daha da mümkün oluyor. Daha da kolay oluyor. Yani toplumda bir sürü aç insan varken siz aç değilsiniz, toplanacaksınız, iftar yapacaksınız, sonra artan yemekleri de dökeceksiniz, ondan sonra da ben iftar yaptım diyeceksiniz, dini bir iş yaptınız diye de kendinizi kandıracaksınız. Bu israfın, malı vara yuva harcamanın dünyada en az dünyadayken karşılığı Allah'ın nefretini celbetmektir. Efendimizin o zaman hadisini tekrar edelim. Allah üç şey yapan insandan razı olur. O sadece ona ibadet edenden, Kur'an'a sarılıp ondan asla ayrılmayandan ve onunla birlikte insanlara birlik meydana getirenlerden ve ayrılık kayrılık yapmayanlardan razı olur Allah. Dedikodu yapan, fuzulüs ve çok sual soran ve malı vara yuva harcayan insanlardan da Allah Teala nefret eder. O zaman biz rotamızı ona göre çizeceğiz. Allah'ın nefret ettiklerinden değil, Allah'ın razı olduklarından olmaya gayret edeceğiz. İşte bu ayetlerde söylenen hususları yerine getireceğiz. Ve sevgili Peygamberimizin de ifade buyurduğu bu Allah'ın rızasına neden olan davranışları içselleştirecek bunları yapacağız. Allah'ın nefretini kazandıran davranışlardan da şiddetle uzak duracağız. Evet, Allah'ın sevdiği ve
razı olduğu insanların diğerlerinden farkı nedir? Diğerlerinden farkı onlara yardım eder. Şimdi bu yardımı nasıl edeceğini, kime ettiğini, yani hangi insanlara yardım ettiğini veya edeceğini daha sonraki ayetlerle size aktarmaya çalışacağım. Allah'ın razı olduğu ve sevdiği insanlara yaptığı nedir, ne farklılık kazanıyorlar dedik. Onlara yardım eder bir defa. Yani Allah'ın yardımı ne demektir? Şu demektir. Allah'ın ifadesiyle söylüyorum. اِنْ يَنْصُرُ اللّٰهِ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ Eğer Allah size yardım ederse sizin sırtınız yere gelmez. Sizi kimse yenemez. Eğer Allah size yardım ederse siz dünyayı da ahireti de kurtardınız. Siz o yardımı elde etmeye bakın. Ve soruyor. فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ Peki Allah yardım etmezse onun dışında hangi biridir ki size yardım etsin? Bir düşünün bakalım bunu diyor Cenab-ı Hak. Edebilir mi? Yani Allah bana yardım etmeyecek ama başkası olabilir mi öyle bir şey? Öyleyse yani madem Allah'ın yardımına ihtiyaç vardır, başkası bu yardımı edemez. Ve alallahi fel yetevekkelül mümin. O halde müminler, iman edenler, iman ettim diyenler sadece Allah'a güvensinler. Öyle bir takım insanlara güvenmesinler. Bir takım önder kabul ettiklerinin peşinden İşte yok şeyhtir, yok liderdir, yok odur, yok budur. Bunlara güvenerek değil. Sadece ve sadece Allah'a güvensinler. Allah'a yaslansınlar, Allah'a dayansınlar. Allah öyle diyor. Eğer o size yardım ediyorsa sizin sırtınızı kimse yere getiremez. Eğer o size yardım etmezse size kim yardım edecek onun dışında? O peşinden gittiğiniz adam mı? O kendisini bir kurtarsın bakalım da sonra sizi düşünürüz diyor Allah. Ve alallahi fel yetevekkelil müminun. Mümin sadece ve sadece yüce yaratıcı Allah Teala'ya dayanacak, güvenecek. Sade onu tevkil edecek. Onu vekil kabul edecek. Yardım böyle önemli. O zaman ama Allah yardım etmeyip insanı terk ettiği zaman sığınacak bir yerimiz de kalmaz. O halde Allah'ın yardımını elde etmenin yollarını mümin aramalı. Ona dayanacağız. Biz sık sık diyeceğiz ki tevekkeltu alallah. Allah'ı vekil tayin ettim. Allah benim vekilimdir. Allah benim dayanağımdır. Benim yegane dayanağım Allah'tır. O kendi ifadeli ni'mel mevla. O bize diyor ki canım huve mevlakum. Sizin dostunuz Allah'tır. Sizin yardımcınız Allah'tır. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. O ne güzel dost. O ne güzel yardımcıdır diyor kendisi için. Biz hala başka yerlerde dost arıyoruz. Hatta İslam çizgisini geçmiş insanlar arasında dost arıyoruz. Biraz önce söyledik. Müminlerden böyle bir adam bulamazsın diyor Allah. Yani mümin öyle olamaz. Mümin olmayandan dost edinemez. Ama müminler kendi aralarında da Allah'ı bırakıp ona herhangi birisine güven bağlaması da müminin yapacağı bir şey değildir. Ona da Cenab-ı Hak müsaade etmiyor. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ Mümin sadece ve sadece Allah'a güvenir, Allah'a inanır, Allah'a iman eder. O zaman sırtı yere gelmez. Allah'ın yardım ettiği insanları da şöyle belirtiyor Kur'an'da. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْاَشْهَادِ Ben bütün peygamberlerimi, bakın şimdi diğer insanlardan ayırıyor peygamberdir. Yani peygamberler farklı bir konumdadır. Evet bizim gibi insandırlar ama Allah'ın nezdinde farklı bir konumdadırlar. Ben bütün peygamberlerim, gönderdiğim bütün peygamberlerime mutlak surette yardım ederim. Başka? وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا İman edenlere de, iman edenlere ve peygamberlerime hepsine yardım ederim. Nerede? فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatında da yardım ederim. وَيَوْمَ يَكُومُ الْاَشْهَادِ Bütün herkesin şahit olabileceği o muazzam kıyamet gününde de onlara yardım ederim. Kim istemez Allah'ın bu dünyada da, öteki dünyada da yardımcısı olmasını istemek. O halde onun dediği gibi yapalım. İman başta geliyor. Peygamberlerin, madem peygamberlere yardım ediyor, o halde peygamberlerin yolundan gidenlere de yardım edecek. O halde o yolu bırakmamamız gerekir. Allah Teala
Bedir'de güçsüz olan Müslümanlara yardım ettiğini şöyle ifade ediyor. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّ Siz son derece güçsüz iken, yani 300 kişiyken, silahınız yokken, 1000 kişilik müşrik ordusuna karşı sizi Allah size yardım etti. Hiçbir savaşı ordu kazanmaz. Savaşı Allah'la beraber Allah kazandırır. Bu hangi iş olursa olsun, her başarının arkasında Allah vardır. Ona olan güven, ona olan güvenle yapılan çalışmadır o. Yani Allah hiçbir işimizden uzakta değildir. O bizim elimizle o işi yapıyor. Yani medeniyetler insanlığın eliyle kurulmuş ama Allah'ın icadıdır onlar. Allah'ın verdiği güçle insanlar medeniyetler oluşturdular. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَوَاطِنَ كَث۪يرًا Sizi birçok savaşta Allah size yardım etti diyor gene. وَيَوْمَ حُنَيْنَ Huneyn gününde de Allah size yardım etmişti zaten. Bunları bilin diyor. Yani Allah iman edenlere yardım eder. Zaten şimdi Nisa suresinde bir ayette böyle harbe gitmekte tereddüt gösteren insanlara Cenab-ı Hakk'ın söylediği bir şey var. O sizin karşınızdaki insanlar da sıkıntı çekiyor. Sadece siz savaşmıyorsunuz. Sizin onlara karşı onlardan ayrıca bir artığınız var. Nedir o? وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ O karşıda savaştığınız insanların akıllarına bile getirmedikleri Allah'tan ümit etme, Allah'tan bir şey bekleme gibi bir avantajınız var. Onların öyle bir beklentisi yok. Siz onlardan üstünsünüz. Yani Allah'tan bir şey bekliyorsunuz ve Allah da bu beklentinizi boşa çıkarmamaktadır. Halbuki onların ne öyle bir beklentisi var, ne öyle bir beklentiye ulaşma imkanları var. O halde takdir edin, yani bilin hangi konumda olduğunuzu, mümin olarak hangi konumda olduğunuzu. Mümin olmayana göre sizin bir Allah'tan ümit etme gibi bir imkanınız var. Yani şimdi oruç tutan insanla hiçbir derdi olmadan oruç tutmayan insan aynı olabilir mi? Birisinin Allah'tan bir ümidi var, ötekinin hiçbir şey yok. Öyle ortalıkta dolaşıyor. Yani Allah'tan bir şey ümit etme konumunda olabilmek de önemli bir ayrıcalıktır. Bunu Cenab-ı Hak savaş konusunda hatırlatıyor. Ve size diyor birçok yerlerde, yani kazandığınız وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهِ رَمَى O ok atıyordunuz ama bu atan siz değildiniz. Atan Allah'tı. Yani Allah'ın size verdiği güçle bu savaşı aldınız diyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam da Kur'an'da şöyle dediğini haber veriyor Allah Teala. İnne veliyyallahu allazi nazzalel kitab. Doğrusu benim koruyucum ve yegane yardımcım bu kitabı yani Kur'an'ı indiren Allah Teala'dır diyor. Ve huve yetevelles salihin zira bütün dürüstleri koruyan sadece odur. Bak dürüstleri korur Allah. Dürüst olmayanı korumaz. Bütün dürüstleri koruyan odur. Benim de yegane dostum ve yegane koruyucum bu kitabı indiren Allah'tır buyuruyor. Hazreti Peygamber'in böyle dediğini Allah Kur'an'da bize haber veriyor. Allah'ın davasına ve dinine yardım edenlere de Allah Teala yardım eder. Allah'ın dinine ve davasına yardım edenlere. وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ Kim ki Allah'ın davasına, Allah'ın insanlık içinde yaymak istediği din kavramına destek verir ve onun için bir mücadelede bulunursa Allah ona mutlaka yardım edecektir. Ve bir ayette de şöyle buyuruyor iman edenlere ya eyyühellezine amenu ey iman edenler bilesiniz ki in tansurullahi yansurkum eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah'ın dini uğrunda mücadele verirsiniz kendinizi ortaya koyarsanız yansurkum Allah da size yardım eder ve yüthebbit akdameküm ve sizi sağlam kılar ayağınızı kaydırmaz yine Cenab-ı Hak huvellezî eyyedeke ey peygamber odur sana güç veren seni destekleyen neyle bi nasrihi ve bil müminin müminlerle sana destek veren ve yardımıyla sana güç veren Allah'ın kendisidir bunu unutma diyor bize hepimize de diyor bunu yani burada bilmemiz gereken şey Allah'ın yardımı her an mümin ile beraber olmak gibi bir durumdadır. Allah salih ve erdemli kullara, Allah'ın davasına hizmet edenlere ve peygamberlere iman eden herkese
peygamberlere ve iman eden herkese yardım ettiğini de Cenab-ı Hak bize uzun uzadıya bildirmektedir. Evet, değerli izleyenler, gelelim şimdi Allah'ın sevmediği insanlara. Bunları şimdi zamanımız da el verdiği ölçüde ben biraz hızlı geçeyim. Çünkü çok özellik taşıyan insanları sevmediğini buyuruyor Allah, bildiriyor. Allah aşırı gidenleri ve saldırganları sevmez. İki yerde innallâhe la yuhibbul mu'tedin, innehu la yuhibbul mu'tedin diyor Cenab-ı Hak. Allah asla aşırı gidenleri, saldırganları, öyle her tarafı ağzıyla, eliyle, diliyle efendim rahatsız edenleri, savaş halinde anlaşmalara uymayıp saldırgan olanları asla sevmez. Allah anarşi, terör, bozgunculuk ve her çeşit kokuşmuşluğa aracı olanları da sevmez. Vallahu la yuhibbul fesad. Allah Teala fesadı, anarşiyi, bozgunculuğu, yıkıcılığı hiç sevmez. Bunları bilmek müminin görevi. Allah inatçı nankörleri ve günahta ısrarcı olanları da sevmez. Vallahu la yuhibbu kulle kaffarin etim. İnatçı nankörleri ve inkarcıları ve bu günahında ısrar edenleri de hiç sevmez. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki la sagirete me'al ısrar ve la kebirete me'al istiğfar. Sürekli yapılan küçük günahlar devam ederse büyük günah olur. Büyük günahlar da, yani kebair işleyen adamda tövbe ettiği zaman o günahlar artık büyük günah olmaktan çıkar. Yani günahta ısrarcı olmak Allah'ın hoşuna gitmeyen bir şeydir. O büyük günah işleme anlamına gelir. Allah kafirleri, inkar edenleri, hakikati kabul etmeye yanaşmayanları da sevmez. İnnehu la yuhibbul kafirin. Allah kafirleri sevmez. Bunu iki türlü alabilirsiniz. İnkarcıları, iman, bir defa bütün insanlar iman etti, ruhlar aleminde dedik ya, kafir demek, ruhlar aleminde ettiği imanı burada gizleyen, kapatan demek, örten demektir. Küfran-ı nimet etmek de, demek de Allah'ın verdiği nimetleri yok saymaktır. İkisi de aynı kökten geliyor. Hem inkarcıyı, yani Allah'a inanmayanı, imanını örteni, hem de nankörlük edeni asla sevmez Cenab-ı Hak. İnnehu la yuhibbul kafirin. Bir şey söylüyor Cenab-ı Hak. Kul eti'ullâhe ve rasûl. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ama şunu iyice bilin ki fe'in tevellev, eğer yüz çevirirseniz kafir olursunuz demek istiyor ki fe'innallâhe la yuhibbul kafirin. Eğer yüz çevirirseniz bilesiniz ki Allah kafirleri sevmez. Yani Allah'tan ve peygamberden yüz çevirmek demek küfre düşmek demektir ve Allah'ın sevgisinden uzak kalmak demektir. Allah zalimleri, haksızlık edip kötülükte bulunanları da sevmez. Vallahu la yuhibbu zalimin, innehu la yuhibbu zalimin. İki yerde de, bir yerde Allah zalimleri sevmez, bir başka bir yerde de o Allah ki zalimleri sevmez. Allah böbürlenerek küstahça davrananları da sevmez. İnnallâhe la yuhibbu men kâne muhtâlen fehûrâ. Böbürlenmiş, kendini ufak dağları yaratmış bir durumda görmekte, küstahça davranıyor, aşağılıyor, başkalarını kendinden küçük görüyor, kendisini başka bir konumda görüyor, böylelerini asla sevmez. Bunu da Cenab-ı Hak 3 ayette değişik ifade. İnnallâhe la yuhibbu men kâne muhtâlen fehûrâ, İnnallâhe la yuhibbu külle muhtâlin fehûrâ. Her şımarık, kibirliği, böbürlenen, küstahlık yapanız hiçbirini sevmez. Vallahu la yuhibbu kulle muhtalin fakhur, gene aynı anlama gelen, küstahça davranan, böbürlenen, kendini büyük gören insanları sevmez. Kibir onun için büyüklük göstermek, kibir etmek, büyüklük taslamak haramdır. Büyük günahlardan birisidir. Bir başka sevmediği insan, Allah kendi kişiliklerine İhanet edenleri ve günahkarlıkta ısrarcı olanları da sevmez. Kendi kişiliklerine, Firavun için Cenab-ı Hak اِنَّوْ كَانَ اِمْنَ الْمُشْرِفِينَ, kendi kişiliğini boşa harcayan, savurganlık halinde kendini harcayan insan olarak göstermektedir. Kendi kişiliğini boş şeylerle tüketen insan, kendini ihanet etmiş, kişiliğine ihanet etmiş demektir. Ramazan günü oruç tutmayan, bir derdi olmadığı halde oruç tutmayan, kendine
kendini israf etmiş, kişiliğini israf etmiş demektir. Bunu da sevmiyor Cenab-ı Hak. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيمًا Kendi kişiliğine ihanet eden günahkarları da Allah sevmez. Allah bozguncuları, ahlaki yozlaşmaya ve çürümeye yol açanları da sevmez. وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ Allah hiçbir şekilde bozguncuları, ahlaki yozlaşmaya ve çürümeye yol açanları sevmez. Kimi kastettiği belli. Yani icat ettiği bir takım yanlış yollarla insanları etkileyip abluk altına alan insanları kötü örneklikler teşkil ettikleri için Allah onları sevmediğini söylüyor. Allah savurganları, eldeki maddi ve manevi varlıkları saçıp savuran ve boşa harcayanları da sevmez. Yani bu manevi varlık da işte kalbimizdir, beynimizdir. Bunları boşa harcamak, bedenimizi boşa eskitmek, malımızı, mülkümüzü vara yova harcamak da bu savurganlık dahilindedir. İnnehu la yuhibbul musrifin. İşte böyle savurganları Allah sevmez diyor. Allah hainlik edenleri de sevmez. Bu eşine hainlik eder, dostuna hainlik eder, toplumuna hainlik eder, ailesine hainlik eder, dine hainlik eder. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ Allah Teala ihanette, en ufak bir ihanette bulunan, ihanetle ifade edilebilecek bir davranışa bulunan insanı asla sevmez. Allah hangi türden olursa olsun hainleri ve nankörlük edenleri de sevmez. Bunları iki ayrı olanı birleştirmiş. اِنَّ اللّٰهِ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ Hainlikte ileri gidenleri ve küfürde sınır tanımayanları Allah sevmez. Allah böbürlenip şımaranları da sevmez. Servetiyle büyüklük taslayanları, servetine güvenip de kendisinin farklı olduğunu düşünenleri de sevmez. Bunu bilhassa Haman, Karun ve Haman için söylüyor Cenab-ı Hak. İnnehu, innallâhe la yuhibbul ferihin. Malıyla ve mülküyle ve dünyalıkla şımaranı, sevineni, onunla her şeyi halledeceğini düşüneni Allah Teala sevmez buyuruyor. Başka bir ayette de Allah kendisini büyüklük duygusuna kaptıranları da sevmez. Ben büyüğüm, ben farklıyım, ben önemliyim gibi narsist davranışlar sergileyen insanları da Allah Teala sevmez. Ne diyor? İnnehu la yuhibbul müstekbirin. Böyle kibirlenenleri, böyle kendisini farklı konumda göstermeye çalışanları, aslında farklı değiller. Onu Cenab-ı Hak ısrarla defalarca vurgular. Dünyaya geliş tarzımız aynı. O zaman niye sen benden farklısın? Yani aynı senin, sen de anandan, babandan dünyaya geldin. Ben de benim anamdan, babamdan. Yani yol aynı. Ve bu işin kotaranı da Allah Teala'dır. Yani aynı Allah'ın yarattığı. Niye sen benden farklı oluyorsun pekala? İşte farklı olduğunu düşündüğün an kibirlenme moduna giriyorsun demektir ki bu hem büyük bir günahtır hem ayrıca da böyle büyüklük taslayanları, büyüklük psikozuna kapılanları da Allah Teala sevmediğini, Allah Teala'nın sevmediğini de bize muhtelif vesilelerle de bildirmektedir. O halde mümin ne, akıllı mümin ne yapacak? Allah'ın sevmediği insanları Kur'an'dan öğrenip onlardan olmamaya gayret edecek. Allah'ın razı olduğu insanların kim olduğunu bilecek, onlardan olmaya çalışacak. Allah'ın yardım ettiği insanların kim olduğunu bilecek, o yardıma muhatap olmak için gayret edecek. Ve Allah'ın sevmediği insanlar kimlerden oluşur, onları bir topyekun bir bilecek. Ve Allah'ın sevmediği insanlardan olmamak için de elinden gelen bütün mesaisini sarf edecek. Cenab-ı Hak cümlemizi Allah'ın sevdiklerinden olmayı ve sevmediklerinden uzak kalmayı nasip etsin diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar, tatlı iftarlar, evinize saadetler ve yurdumuza güzellikler diliyorum. Hoşça kalın değerli izleyiciler.